değerli izleyicilerimiz. Koronavirüs döneminde gördük ki vahşi kapitalizm yani paralıların, güçlülerin, parasızları, güçsüzleri ezdiği düzen bu dönemde de çok ciddi bir şekilde kendini hissettirdi. Bakın bir örnek daha. Afrika ülkelerini düşünün bakalım. Kaç tanesi kaç doz aşı aldı? 0 Adamlar karnınızı doğuruyor Hani karnını doyurmaya para yok. Bir de aşımı diyorlar? Zaten paraları cebinde olsa dahi vermiyorlar. Vermiyorlar. Yok diyorlar. Önce biz kendimize diyorlar. Kusura bakmayın diyorlar. Kendi vatandaşlarına vurduracak, vurduracağız diyorlar. Bu mu adalet? Bu mu insan hakları? Bu mu kanun? Lafa gelince Avrupa'nın pek çok ülkesi şunu söyler. Burası demokrasinin merkezi. Burası insan haklarının merkezi. Burada hak var, hukuk var. Kime hak var, kime hukuk var? Kime hak var, kime hukuk var? Her gün biz bu ekrandan Avrupa'nın hemen hemen er ülkesinden ırkçılıkla ilgili haberler veriyoruz. Meydana gelmiş olayları anlatıyoruz. Hani hayal mahsulü falan değil. Almanya'da kayıtlara geçen günde en az 3 tane Müslümanlara saldırı olayı var. Günde Almanya Federal Meclis tarafından açıklanan rakamlar bunlar. Biz söylemiyoruz. Bunlar kayıtlara geçenler. Bir de kayıtlara geçmeyenler var. Polis şiddeti var, polis ırkçılığı var. Yabancılara karşı devlet kurumlarında sürdürülen görünmeyen ırkçılıklar var. Varolu var. Olmayan bir şey yok. Ama söze gelince biz insan haklarının merkeziyiz. Biz demokrasinin merkeziyiz. Biz bilmem neyin merkeziyiz diye mangalda kül bırakmıyorlar. Vicdansızlık. 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 İşte aşı. Kardeşim aşıyı bile bakın bir silah olarak kullanıyorlar. Evet bir silah olarak kullanıyorlar bu aşıyı. Siz gelişmiş, mesela Avrupa'daki ülkelerden örnek verelim. Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın, İsviçre'nin, Belçika'nın, Avusturya'nın, İspanya'nın gibi bu ülkelerden bir tanesinin ben Afrika'nın mesela Kenya'sına, Uganda'sına, Tanzanya'sına işte 1 milyon doz ya da 100.000 bin doz aşı bağışladım dediğini duydunuz mu? bağışlamazlar. Ama Danimarka ne yapıyor? Elinde 270 bin, düzeltiyorum 260 bin AstraZeneca aşısını diyor ki ben diyor ihtiyacı olan ülkelere vereceğim diyor. Niye diyor? Çünkü AstraZeneca'nın pıhtılaşmaya neden olduğu iddia ediliyor. Vatandaşına vurmadı, cesaret edemediğini alın diyor. Ben sizi kobay olarak kullanacağım diyor. Bir bakayım oluyor mu olmuyor diyor. Olmuyor mu diyor. Yazık günah. Saygıdeğer izleyicilerimiz maalesef vahşi kapitalizmin ayak sesleri bunlar. Bu sesler dünya var olduğu müddetçe kalacak. Unutmamak gerekiyor. Almanya Başbakanı Merkel'den bir son dakika açıklaması geldi. Almanya'nın içinde bulunduğu durumu gözler önüne seren bir açıklama değerli izleyicilerimiz Merkel şunu söylüyor. Ülke genelinde durum ciddi. Hatta çok ciddi olduğunu söyleyebilirim diyor. Merkel bir an önce acil fren ve katı önlem uygulamalarının ülke genelinde hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Merkel virüs gecikmeyi affetmez diyerek değerli izleyicilerimiz nereye bağlıyor? Federal Meclis'ten geçen koronavirüsle ilgili salgın dönemlerinde tek elden yönetilme yasasına bağlıyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Merkel koronavirüsle ilgili bir yasa taslağı hazırlatmıştı. Bu yasa taslağına göre Almanya'da tüm eyaletlerde koronavirüsle ilgili olarak federal hükümetin almış olduğu tüm kararlar geçerli olacaktı. İşte bu federal meclisten geçti. Merkel hükümetinin artık koronavirüsle ilgili almış olduğu tüm kararlar tüm eyaletlerde uygulanmak zorunda. Kanun böyle. Biliyorsunuz daha önce her eyalet ayrı bir telden çalıyordu. İşte Kuzeyren Vesfalya eyalet başbakanı çıkıyor diyor ki ben diyor federal hükümetin almış olduğu kararı doğru bulmuyorum diyor. Öbürü başka bir şey söylüyor, öbürü başka bir şey söylüyor. İşte bunu engellemek için bir yasa çıktı. Bu yasa çıkarken de Merkel Almanya'daki durumun ne kadar ciddi olduğunu ifade ediyor. Ne diyor? Ülke genelinde durum çok ciddi. Hatta çok çok ciddi diyor. Virüs gecikmeyi affetmez diyor. Alınan bu karar, değerli izleyicilerimiz, Berlin sokaklarını hareketlendirdi. Berlin'de yaklaşık 8000 kişi bu yasa tasarısını ve daha sonra meclisten geçen yasayı protesto etti. Gösterilerde 170 gösterici polis tarafından gözaltına alındı. Şimdi bir taraftan tek elden yönetilsin deniliyor. Bir taraftan da itiraz ediyorlar. Neye itiraz ediyorlar? Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere. Diyorlar ki: "Kardeşim bu bir oyun diyorlar. Siz ekonomileri bitirdiniz, insanların ekonomilerini bitirdiniz, insanların psikolojilerini bitirdiniz, insanları büyük bir buhranın içerisine soktunuz diyorlar. Kim söylüyor bunu? Protestocular söylüyor. Bu sadece Almanya'da değil, Avrupa, dünyanın her noktasında protestolar var. Koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri, maskeyi, mesafeyi vesaireyi protesto ediyorlar. Şimdi bakın bu işin iki tane ayağı var. Bir virüs boyutu, iki alınan tedbirler boyutu. Şimdi hiç kimse bana göre şunu söylememeli. Virüs yok, korona yok, o yok, bu yok dememeli. Virüs var. Bu virüs nedeniyle insanlar hayatını kaybetmeye devam ediyor. Almanya'da bugüne kadar 2900 89 değerli izleyicilerimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs yok diyebilir miyiz? Var. Peki birileri şunu karıştırıyor olabilir. Bu koronavirüsü işte birileri çıkardı. Çin'den, Huan'dan çıktı. Yok bilmem oradan çıktı. Laboratuvarda üretildi falan. Bu başka bir şey. Yine birileri diyor ki ekonomiler sıfırlandı yaşlı nüfus öldürülmek isteniyor diyor. Yine birileri çıkıp işte büyük sıfırlama diyor. Para sistemi değişti. Coinler şöyle oldu, o böyle oldu, bilmem ne oldu falan filan. Bunları biliyorsunuz. Şimdi bu başka bir şey. Evet, ekonomiler alt üst oldu, psikolojiler bozuldu. Hiç kimse ekonomi herkes Aa, çok güzel oldu, ekonomiler on numara oldu diyebilir mi? Hayır diyemez. Bakın Almanya gibi bir dev ekonomiyi 27 yıldır ilk kez küçüldü. Hadi buyurun. Almanya bu halde ise diğer devletler ne halde diye sormak gerekiyor. Evet. Ekonomiler etkiledi. insanların psikolojileri bozuldu. Bakın Almanya'dan bir istatistik daha. Almanya'da aile içi şiddet koronavirüs döneminde bir yıl önceye göre %15 arttı. Evde huzur kalmadı. Evde millet kardeşim birbirini yiyor, karı koca birbirini yiyor, çol çocuk birbirini yiyor. Geliyoruz işin, işte bu koyun sanal paralar, kripto paralara. Pandemiden önce sadece ve sadece değerli izleyicilerimiz 8-10 bin dolar olan Bitcoin bugün gelmiş 250-260 bin dolar. Bir şey olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Bunlar başka bir şey. Ama virüs var. Virüsün getirdikleri olur. Bu virüsü birileri yapmış olabilir. Her şey olabilir. Bu başka bir şey. Bir de protesto edenler de benim dikkatimi çeken maske takmıyorlar. Sosyal mesafeye uymuyorlar. Gösteri yapıyorlar. Şimdi gösteri yapmak anayasal bir hak demokratik ülkelerde. Ama koronavirüs yok deyip maskeyi takmayıp Orada yan yana binlerce insanla bir araya gelmek doğru değil. O gösterilere katılanların çoğu ertesi gün hastanelerde koronavirüs testi yaptırıyorlar. Bir kısmı pozitif çıkıyor, bir kısmı yoğun bakımlara giriyor.